Herkese merhabalar. 7'den 8'e kampımıza bomba bir hocam şekilde. Hocam başlıyoruz gerçekten. Evet, Türkçe ile başlıyoruz. Türkçenin en önemli konusu anlam bilgisi. Hocam yazın sıcağında ders mi yapacağız şimdi? Yazın sıcağında birazcık başımız pişecek. Belki birazcık terleyeceğiz ama sonunda en güzel liseler, en güzel okullar, en nitelikli liseler bizleri bekleyecek. Ama öncesinde kolay bir derse Türkçe ile başlayacağız. Türkçe'de liselere giriş sınavında. Lütfen çok yormayın beni hocam. Çok seni hiç yormayacağım. Değil. Merak etme. Zaten yazın sen hem dinleneceksin hem çalışacaksın demiştik ama tabii 8. sınıf senesi önemli olduğu için rakiplerini daha iyi analiz etmek, onları geçmek için ne yapman lazım? Erkenden başlaman lazım. Bak bizim bir atasözü var Tonguç. Erken kalkan yol alır. Harikasın. Erken. Lam kalkar, dar kalkar, kartal sarkar. Öyle bir şey yok ama yine güzel bir tekerleme o da. Şimdi sözcükle anlamaya başlayalım. Türkçe derse ne soruluyor? Öncelikle ondan başlayalım. Türkçe derse Tonguç'um en önemli kısım anlam bilgisi. Yani birazdan göreceğimiz sözcükte anlam. 5. sınıf, 6. sınıf, 7. sınıf tekrarlarını yapacağız ama anlam bilgisi ta ilkokul 3'ten itibaren karşına çıkıyor. Sözcüğün anlamı nedir? Cümlenin anlamı nedir? Kurtulamıyoruz. Kurtulamıyorsun ama yeni nesilde birazcık değişiklik oldu. Onu da göstereceğim sana. Sonra dil bilgisi var. Dil bilgisini öğreneceğiz seninle beraber. Bir de yazım noktalama var. Yazım noktalama dediğimizde işte yazım kuralları. D'nin yazımı, K'nin yazımı. En kek kısım. En kek kısım da diyebiliriz esasında buna. Şimdi geçmiş yıllarda sen hatırlarsan 5. sınıfta da, 6. sınıfta da, 7. sınıfta da hoca sana yazılı bir paragraf veriyordu. Ve o paragrafın ana düşüncesi nedir diyordu. Ana düşünce düşünceleri neydi Tonguç'um? Anasıdır, babası. Babası da var tabii ama sonuç olan şey şu Tonguç'um. Türkçe'de 5'te de, 6'da da, 7'de de, 8'de de, 9'da da yani bütün sınıflarda anlam bilgisi en önemli kısım. Sen eğer bir kitabı okuduğunda anlayamıyorsan, bir televizyon programını izlediğinde tam olarak adamın ne demek istediğini kavrayamıyorsan zaten hangi sınıfta olursa ol sıkıntı yaşarsın. Dolayısıyla biz tekrarlarımızı yapacağız ve bitireceğiz. Fakat burada bir değişiklik oldu. 8. sınıfta bazı soru tarzları değişti. Ona da bir hızlı bir şekilde değinelim. Gerçek sorular üzerinden gösterelim. Ne demek yeni nesil hocam? Yeni nesil soru şu demek. Aslında Türkçe açısından biraz daha kolay soru. Eskiden Türkçe'de direkt olarak böyle yazım yanlış yapılmıştır soruyorlardı. Ne kek soruymuş ya? Kek gibi duruyor ama normalde eğer bilmiyorsan yapamıyorsun. Ama şimdi yeni nesil sorularda adam konuyu öğretiyor sana, bilgiyi veriyor. Sonrasında soruyu soruyor. Dolayısıyla Türkçe açısından birazcık olumlu gelişmeler oldu. Mesela eskiden hangisi zarf fiil cümleye... Hocam sınavda konuyu öğrenmek için mi giriyoruz? Konuyu öğrenip öğrenmediğini anlamak için giriyorsun esasında. Zarf fiil cümleye zaman anlamı katmıştır diyor eskiden. Şimdi yeni nesil soruda bunu anlatıyor, örneklendiriyor, örneğin diyor. Ardından soruyu soruyor. Ve hatta eski tarz anlam bilgisi sorularında, paragraf sorularında böyle sıkıcıydı. Bakıyorsun şöyle bak eski tarafı kapı gösteriyorum. Böyle uzun uzun bir paragraf sıkıcı. Ama yeni tarzda biraz daha renkli resimli infografik sorular diyebiliriz. Ve hatta işte sözcükte anlam birazdan göreceğimiz konuda bu tarz böyle bu cümle hangi bu sözcük hangi anlamda kullanılmıştır diyor. Şimdi böyle grafikler biraz daha resimler yapıyor. Ve hatta direkt paragrafın konusu nedir? Çözmeyecek misiniz? Hocam. Bu soruları şimdi çözmeyeceğiz Tonguç'um. Şimdi ilk başta anlam bilgisine giriş yapacağız. Sonrasında 5. sınıfın ve daha sonrasında izleyen 6. sınıfın, 7. sınıfın tekrarlarıyla birlikte mükemmel bir şekilde konuları öğrenmiş olacaksın. Yeni nesil sorular esasında biraz daha güzel sorular. Şimdi gel, bu da yine başka bir şey göstereyim. Mesela bu da parçada yapı sorusu. Böyle dizerken sıkılıyordun. Şimdi böyle biraz daha resimlerle infografik yapmaya çalıştılar. Şimdi 5. sınıfta sözcükle anlam konusu esasında konunun tamamını kapsıyor. Yani gerçek anlam, mecaz anlam, terim, sesleş, eş anlam bunların hepsini şimdi öğreneceğiz. Sonrasında da 6. sınıfın, 7. sınıfın konularını beraber tekrar edeceğiz. Şimdi şunu çok iyi bilmemiz lazım Tonguç'um. Gerçek anlam bir sözcüğün aklımıza gelen ilk anlamı. Yani temel anlamda diyorlar buna bak. Temel anlam kelimesini de bazı kaynaklarda görebilirsin Tonguç'um. Elma ağacından, elma ağacın dalından koptu dediğimizde burada gerçek bir kopma eyleminden bahsediyoruz. Ve kopmak eylemi aklımıza gelen ilk anlam. Mesela diyelim ki işte kalemin... Koptum hocam söylediklerinize. Bu gerçek anlam değil. Buradaki mecaz anlamı. Mesela gerçek anlamdan tamamen farklı yeni anlatım. Çantayı taşımaktan belim koptu dediğinde işte az önce senin söylediğinden yine benzer bir şekilde farklı bir anlam kazanıyor. Niye? Beli kopmuyor ki gerçekten. Esasında belim acıdı, belim yoruldu, belim incindi demek istiyor ama koptu diye abartılı. Siz dinlerken koptum. Ha bu da kop kop yani böyle eğlendim falan gibi anlam katıyor. Dolayısıyla sen gerçek anlam ve mecaz anlam arasındaki farkı biliyorsun. Bununla alakalı sorular gelecek. Terim anlamına baktığımızda ise bilim, sanat ve meslekle ilgili özel sözcükler Tonguç'um. Mesela üçgenin dış açıları toplamı 360 derecedir. Bu ne demek? Bu resmen matematiksel bir terim vermiş. Sıfatlar yapmayı ki almaz. Böyle yani ders kitaplarında işte böyle internetteki bilgi veren sitelerde gördüğün hep böyle bilgi cümleleri terim anlamı oluyor ve içerisinde sanat, bilim, meslekle alakalı, edebiyat, tarih, coğrafya ile alakalı kelimeler görüyorsun. Burada şuna dikkat et. Anlamı sözcüğün yerine koyuyorsun, cümleyi tekrar okuyorsun. Anlamın değişip değişmediğini kontrol ediyorsun. Bu ne işi taktik biliyor musun Tonguç'um? Senin çözeceğin sorularda sana testlerden anlam bilgisi çok çıkıyor dedik ya. Burada mesela bir tane yeni nesil sorudan da gösterelim. Mesela diyor ki sana hovercraft ile ilgili hangisine denilmemiştir diyor. Veya kazanmak sözcüğü
Aşağıdaki cümlelerin hangisi kendinden yana çekmek anlamında kullanılmıştır diyor ya. Sen kendinden yana çekmek sözcüğünü kazanmak kelimesinin olduğu yere koyaraktan, yani bu hani legolar vardır. Alırsın takarsın, parça uyuşmuyorsa başka bir parça alırsın. Aynı şekilde burada kazanmak kelimelerini onun yerine koyaraktan birçok soruyu da yapabilirsin. Yani sana bilgi haricinde soracakları kısımdaki taktiğinde bu olacak Tonguç evladım benim. Şimdi bunları şöyle kaldıralım, şöyle kaldıralım. Şimdi dolayısıyla gerçek anlamı öğrendik. Mecaz anlamı öğrendik. Terim anlamını öğrendik. Sözcükte anlam ilişkisine geçiyoruz artık. Sözcükte anlam ilişkisine ise Tonguç'um 3 tane bilmemiz gereken kavram var. Eş anlam, sesteş yani eş sesli diğer adıyla, bir de zıt anlam. Şimdi öğrencinin eş anlamlısı nedir Tonguç'um? Amele. Ne amelesi evladım? Ameleyiz hocam biz. Amele gibi ders çalışıyorum yazılı sıcağında. Amele değil, talebe bak. Sen karıştırıyorsun. Sen kendi eş anlamını bilmiyorsun Tonguç'um. Öğrencinin eş anlamlısı talebe. Amele ile harfler tutuyor ama farklı. Amele böyle çalışan demek. O da güzel bir şey. Amele diyor ama temelinde senin şunu bilmen lazım. Öğrencinin eş anlamlısı talebi. Veyahut da mesela delilin eş anlamlısı kanıt. Harikasın Tonguç'um. Çok zeki ve başarılı bir çocuksun. Düş mesela. Düş rüya. Rüya harikasın. Leb demeden leblebi anlıyorsun. O zaman eş anlam yazılışları farklı ama anlamları aynı olan demek. Bunu zaten 5. sınıfta net bir şekilde öğrenmiştik. Şimdi onu tekrar diyoruz zaten. Ses teşe baktığımızda eş sesi demek. Mesela dik deyince eğik olmayan anlamına da gelebilir. Yetiştirmek için toprağa yerleştirme anlamına da gelebilir. Yüz dediğimizde sima anlamına da gelebilir. Sima ne demek hocam? Sima yani yüzün eş anlamlısı. Hani surat gibi. Surat. Sima. Surat da yazabiliriz. Suya mesela surat kelimesini de kullanabiliyoruz. Veyahut da yüzme eylemi. Hatta yüz rakam var yani 50 çarpı 2 diyoruz. Eşittir 100 diyoruz. Oradaki yüz de esasında bir sesleşi kazandırmış oluyor. Zıt anlamına baktığımızda ise uzunun zıttı yani karşıtı kısa, azın zıttı çok. Burada şuna dikkat etmemiz lazım Tonguç'um. Gelmek sözcüğünün... Kırmızının zıttı nedir hocam? Kırmızının zıttı yok. Her sözcüğün zıttı olacak diye bir şey yok. Yani kırmızıyla sarı Galatasaray rengi olduğu için belki zıt gibi duruyor ama hayır. Bazı renklerin zıttı yok. Mesela yeşilin zıttı yok, mavinin zıttı yok. Ama siyahın zıttı beyaz diyebiliriz. Gelmek sözcüğünün zıttına bazen gelmemek diyenleri göreceksin. Bu yanlış. Bu onun olumsuzu. Bunun zıttı ise gitmek olması gerekiyor. Buna da dikkat etmen lazım Tonguç'um. Şimdi 5. sınıfı güzel bir şekilde tekrar ettik. Oh be. Şimdi 6. sınıfı tekrarına başlıyoruz Tonguç'um. Kelime bilgisinde birbirini çağrıştıran sözcüklere bakmamız lazım. Bu ne demek? Bir kelimeyle bağlantılı, bütünsel, ortak kelimeyi bulman lazım. Mesela öğrenci, okul ve ders neyle alakalı sence? Hapishane. Saçmalıyorsun Tonguç'um, hapishane değil. Eğitimle alakalı. Buraya senin gelebilecek seçeneğin eğitim. Zaten sınav biliyorsun çoktan seçmeli. Seçenekler var. Yani içerisinde sana burayı verip hadi yaz demeyecekler. Sana A, B, C, D seçenekleri verecekler. A'ya eğitim yazacaklar doğru cevaba mesela. B seçeneğine turizm yazacaklar. C seçeneğine adalet yazacaklar. D seçeneğine ekonomi yazacaklar. Sen zaten eğitimin doğru cevap olduğunu bulacaksın. Sadece bunların ortak noktasını bulman lazım. Veyahut da anayasa, dava, savcı. Burada da mesela... Mahkeme. Mahkeme değil. Mahkeme biraz daha... mahkeme de olabilir ama bununla alakalı genel kavramı verecek. Zaten seçeneklerde hem hukuk hem mahkeme olmaz. Bak hem hukuk hem mahkeme verirse zaten soru iptal olur. Çünkü ortak noktaları var. Ama öğrenci, okul ve ders eğitimle alakalı, anayasa, dava ve savcı hukukla alakalı diye sana bu tarz ortak kavram soruları verecek. Şimdi bir de sözcükte anlam ve kavramlarda biliyorsun 6. sınıfta bazı konuları bir kez daha tekrar etmemiz gerekiyor. 6. sınıfta şuna dikkat etmemiz için. Mesela annem perdeleri yıkadı dediğimizde. Sence buradaki perde gerçek anlam mı, mecaz anlam mı? Perde hocam, perde gerçek anlamıdır. Gerçek anlam. Niye? Perde deyince aklımıza hemen annemizin evde astığı, böyle pencerede gördüğümüz perdeler geliyor. Tül vardır hatta öncesinde. İşte kalın perde vardır, desenli, süslü. Bu aklımıza geliyor. Siz de bayağı biliyorsunuz hocam bu konuları. Evet, ben biraz kılıbım. Yapacak bir şey yok. olayın arka... Anneme hep yardım ederim evde yani. Olayın arkasını hala bilmiyoruz dediğimizde. Burada mesela olayın perde arkası dersek. Burada sence evimize kullandığımız tüllerden, perdelerden bahsediyoruz yoksa bir mecazi anlam var sence Tonguç'um? Evet hocam, arkada perdemizin arkasında bizim bir sürü insan yaşıyor aslında. Biz bilmiyoruz bunların gerçeklerini. Evet, burada biraz sen de espri yapıyorsun ama hayır. Buradaki perde tamamen mecaz anlam. Bak, o zaman buradaki perdenin gerçek anlamından uzaklaşarak mecaz anlam kazandığını biliyoruz. Buradaki perdenin ise gerçek anlamından uzaklaşmayıp aklımıza gelen ilk anlam olduğunu biliyoruz Tonguç'um. Şimdi bu oyun 4 perdeden oluşuyor dediğimizde buradaki ise Tonguç evladım benim bu sefer terim anlamı oluyor. Niye? Bir tiyatro terimi. Demek ki biz perde sözcüğünü, aynı sözcük burada gerçek anlamıyla kullanıldı Tonguç. Burada mecaz anlamıyla kullanıldı çünkü gerçek anlamından tamamen uzaklaştı. Burada ise terim anlamında kullanılıyor perde olarak. Dolayısıyla mesela açı da var. Diyelim ki... Niye orası perde terim oldu hocam? Çünkü bu bir tiyatro terimi Tonguç. Mesela olaylara bu açıdan bakmalısın dediğimizde bu açı orada bir mecazi anlam kazanıyor ama
üçgenin iç açıları toplamı 360 derecedir dediğimizde bir geometri terimi olmuş oluyor. Aa. Mesela burnum kaşınıyor dediğimizde, bak şöyle düşün, burnum kaşınıyor diyelim. Bak burnum kaşınıyor dediğimizde şöyle bir insan çizelim. Şöyle gözler, tamam mı? Şöyle ağız, tamam mı? Şöyle tam da çizemedim ama. Burnum kaşınıyor dediğinde buradaki burun biraz insandan ziyade zombiye benzedi. Burnum kaşınıyor dediğimizde buradaki burun gerçek anlam. Her şeyde burun kıvırıyor dediğimizde buradaki burun mecaz anlam kazanmış oluyor. Ama gebin şey işte burnun yapısında iki tane mukus ve makası bulunur gibi biyoloji terimi olabilir. Coğrafyada mesela burun var, koy körfez var. Dolayısıyla burun kelimesi ya da perde kelimesi hem gerçek anlamında hem mecaz anlamında hem de terim anlamında kullanılabilir. Şimdi gel bir de anlamdaşları bulalım beraber. Olanak sözcüğünün anlamdaşı yani eş anlamlısı ne Tonguç'um? Tabii ki de imkan diye buraya. İmkanlarını zorlamam gerekiyor. Usul ne olduğunu biliyor musun Tonguç'um? Us hocam yani usludurun. Niye bu kadar saçma? Usludur bak ne diyor annen sana? Usludur. Yani uslu akıllı ol. Akıllı dur demek istiyor. Dolayısıyla us ve akıl anlamda. Yani diğer anlamıyla eş anlamlı olmuş o Tonguç'um. Bu cümlede kaç eş sesli sözcük vardır? Gel istersen bunu bulalım. Eş sesli ne demek Tonguç'um? Eş sesli aynı şekilde söylenir hocam. Nasıl anlamadım ya. Yani yazılışı aynı, anlamı tamamen farklı olan sözcükler bak. Yıldım. Bak yıl dediğimizde hem yıldım bıktım diyebilirsin de buradaki yıl yani yıllar sene. Yıllar geçti yani üzerinden. Yıl, aynen sene yıl anlamına gelen olabilir. Mesela bin de sesleş. Niye? Hem ata binmek var hem de bin, bir iki, rakam iki bin, üç bin. Aynen doğru. Yüzümüz dediğimizde bunu zaten 5. sınıf ekranında söylemiştik. Hem sima olan yüz var. Hem yüzmek eylemi var. Hani böyle kulaç atıyorsun. Hem işte koyunun derisini yüzmek var. Ay. Hem işte 50 çarpı 2 var. Dolayısıyla bu diyor. Gül de aynı şekilde. Gül sözcüğü hem çiçek olan neden gül var. Neden gülmüyorsun gülüm? Ve evet, neden gülmüyorsun gülüm dediğimizde hem böyle karşı tarafa çiçeğe benzetmiş oluyoruz. Hem de neden tebessüm etmiyorsun? Neden gülümsemiyorsun demiş oluyoruz. Karşı sözcüklerin altını çizelim burada istersen Tonguç'um. Acılı veya acısız bir yemek veya içecek sonrasında bir tatlı ısmarlayalım. Şimdi Tonguç. Acılı veya acısızdaki acılı ve acısız zıt anlamlı mı Tonguç? Evet hocam acı ve acısız zıt farklı. Hayır bak burada biraz zorladık artık. Niye? 6. sınıf tekrarında biraz daha zorluyoruz. Niye? Çünkü acının zıttı tatlıdır Tonguç. Dolayısıyla buradaki acılıyla tatlı zıt ama acılı ve acısız olumsuz. Yemek ve içecek zıttardır hocam. Hayır yemek ve içecek zıt değil. Onlar aslında farklı. Beraber giderler. Beraber giderler çünkü boğazına takılır. Burada şöyle bir şey var. Acılının zıttını acısız diye sana sorarlarsa hayır diyeceksin. Gelmek gelmemek. Gelmek gelmemek gibi olumsuzu diyeceksin. Bu bunun olumsuzu ama bu acılı ve tatlı tabii ki burada zıt anlam olmuş oluyor Tonguç'um. Şimdi o zaman şurada 6. sınıfı da bitirdik. Artık güzel bir şekilde konuyu pekiştirmeye devam ediyoruz. Şimdi 7. sınıf tekrarla devam ediyoruz Tonguç'um. Şimdi 7. sınıfta sözcükte anlam konusunu öğrenecektik öyle değil mi? Sözcükte anlam konusunda biz 5'te 6'da konuları güzel bir şekilde tekrar ettikten sonra ne yapalım? Biraz uyarılara dikkat edelim. Yani bilmemiz gereken sözcükte anlam ve anlam ilişkilerine bakacağız. Bir kelimenin terim mi, gerçek mi, mecaz mı olduğu tabii ki de senin sınavlarda çözeceğin sorulardaki cümlelere geri değişiyor. Hatta buna ne diyorlar biliyor musun? Anlamsal bağıntı diyorlar. Yani mesela o hep doğruları söylerdeki doğru sözcüğü ile İki noktadan tek doğru geçerdeki doğru sözcüğü aynı anlamı sana vermiyor zaten. Burada matematiksel bir terim hani ışın doğru gibi. Buradaki ise gerçekleri söyler diyor. Dolayısıyla sen şunu diyeceksin. Ya kardeşim buradaki doğruyu yani buradaki doğrunun ne demek istiyor? Gerçek diyor. Ben bu gerçek sözcüğünü bunun yerine koyabilir miyim Tonguç? Koyabiliriz hocam. Saçmalık iki nokta tek gerçekten geçer olur mu? Anlamsız oluyor. Buradaki bir matematiksel terim, geometri terimi. Buradaki ise o hep doğruları söyler derken temel anlamıyla kullanmış oluyor. Mesela önceden de söylemiştik. Bir kelimenin olumsuzu o kelimenin karşıtı değildir. Yani karşıtı ne demek Tonguç'um? Zıt demek hocam. Harika. Zıttı değildir. Bunu bir kez hatırlamadım. Sevmek kelimesinin olumsuzu nedir o zaman? Sevmemek değildir. Dememek değildir. Pardon hocam. Olumsuzu sevmemektir. Senin de beynin yan tabii. Aslında kolay konular. Bunları çok rahat halledeceksin. Merak etme. Ters köşe yaptınız hocam. Birazcık zor sorular soruyorum bazen. Sevmek sevmemek. Peki zıttı nedir o zaman Tomuç? Sevmek kelimesinin zıttı hocam. Nefret etmektir. Harikasın. Gerçekten zor bir şey soru bu. Çünkü nefret etmek değil. İnsan aklına artık başka kelimeler geliyor. Ama temelinde sevmek. Sizden nefret etmiyorum hocam. Değişik. Yani sizi seviyorum demek hocam. Güzel aferin nefret etmiyorum. Ters köşe yaptım. O zaman ben de sana şöyle bir söyleyeyim. Seni sevmiyor değilim Tonguç. Ne? Yani seviyorum demek istedim. Şimdi bir de yan anlam var bak. Yan anlam bir kelimeyi sesleş yapmaz. Burası zor bak. Buraya dikkat et Tonguç'um. Burası birazcık zor. Bu kadar zoru belki bize sormazlar. Ama sen yine de bil bazı kıl tüy kitaplarda öğrenciyi böyle kündeye düşmek zor duruma bırakmak için bu tarz kıl şeyleri soruyorlar. Bak şimdi İstanbul'da
boğaz gezisi yaptık dediğimizdeki boğazı düşün. Bir de soğuklardan boğaz ağrısı başladı diyelim. Sence bunlar sesleş mi Tonga? Evet hocam, sesleşlerdir. Boğaz. Niye? Çünkü diyorsun ki bu başka bir boğaz, bu başka boğaz. Fakat burada şuna dikkat et. İstanbul Boğazı, hani şöyle bir boğaz köprüsü çizeyim ben sana. İstanbul Boğazı ne yapıyor? Karadeniz'le Marmara birbirine bağlıyor. Peki insan boğazı ne yapıyor? Kafayla gövdeyi birbirine bağlıyor. Kafayla gövdeyi birbirine bağlıyor. Kellemle bedenimi, bünyemi birbirine bağlıyor. Aynen. Kellenle, pişmiş kellenle bedeni bağlıyor. Burada şöyle bir şey var Tonguç'um. Bu boğaz esasında insan boğazdan esinlenilmiş. Mesela şöyle düşün. Ayakkabının burnu diyoruz ya bak. Ayakkabının burnu dediğinde bak şu burnu görüyorsun. İnsan burnuna biraz benzemiyor mu? Ne alakası var hocam? Veyahut da makinenin kolu dedi mesela. Bir makine düşün şöyle. Makinenin kolu dediğimizde şöyle bir kol var. Aynı insan koluna benzemiyor mu? İnsan kolu gibi. Dolayısıyla insan kolu ile makine kolu arasında sesleşik yok. Çünkü ondan bağlantılı olarak gelmiş. İstanbul Boğazı ile insan boğazı arasında sesleşik yok. Ne demek çok... sesleş hocam o zaman? Sesleş tamamen farklı olması lazım. Bak, tamamen hiçbir bağlantı olmaması lazım. Yani şöyle düşün. Az önce verdiğimiz 6. sınıf 5. sınıf tekrarlarına verdiğimiz örneği bir kez daha söylüyorum. Şimdi bu 100 ya. Bu 100 ile bu 100 arasında bir bağlantı var mı? Hiç bağlantı yok. Var hocam. Ne? İkisi de iki tane yuvarlığa sahip gözler hocam. Ya tabii oradan esprili bir şey olabilir. Ama temelinde bu bir sayı, bu bir değer. Bu ise bir sima, surat. Yani farklı şeyler. Dolayısıyla sen diyeceksin ki bir kelimenin yan anlamlısı o kelimenin sesi değildir. Sesleşi değildir. Ayakkabının burnuyla insanın burnu sesleş değil. Makinenin koluyla insanın kolu sesleş değil. Nedir hocam onlar peki? Onlar yan anlam kabul ediyor. Hatta yan anlamı da daha çok mecaz anlam olarak karşımıza görebilirler. Şimdi o zaman konularımızı güzel bir şekilde bitirdik. Ödülü sorumuz yapalım. Yorumları yollayalım. Şimdiden yeni bir seneye başladın. Hadi bakalım başarılar diliyorum Tonguç'um. Başlıyor kamp. Düşenme hadi çalış, hazırlık yap. Şimdiden